Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Eren Ceylan. Bugün Crusader Kings 3 Haçlı serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Artık bu bölümle birlikte bizim için çok fazla şey değişecek, çok fazla güçleneceğiz. Artık Haçlı İmparatorluğu kurma yolunda çok fazla ilerleyeceğiz. Bunu samimi söyleyebilirim. Çünkü artık Abbasiliği yok edeceğiz abi. Bu halifenin topraklarını alacağız. Yok olmasa da en azından asıl topraklarını kaybetmiş olacak. Bu savaşa şu iki arkadaş da katılabilecek. Bakalım neler olacak, göreceğiz. Valla açıkçası kazanabileceğimi düşünüyorum. İttifaklarım var ama bayağı uzaktalar. Şu iki tane müttefiğim var da ebesinin nikahında onların hiç bana bir faydası olacağını zannetmiyorum. Şunlarla bir ittifak olabilsem güzel olurdu aslında da yapacak bir şey yok. Elimdeki birliklerle de ben bu savaşı kaybedersem artık yani bu benim suçumdur yani. Kutsal tarikatı kurdurayım bu arada. O elimdeki birliklerle de bu savaşı kaybetmeyeyim bir zahmet. Çünkü çok sağlam birliklerim var. Şunu kiralayayım bu arada ben. Bu birlik de güzel. Riske atmayalım. Riske atmayalım. Bak Abbasilere gireyim ben. Onu da artık şey yapayım. Kiralayayım. Garanti olsun. Çok önemli bir savaş çünkü Abbasi savaşı. Diğer savaşlar gibi normal bir savaş değil. Bu aşırı önemli bir savaş bizim için. Aşırı önemli bir savaş. Yine bir başarım aldık. Şimdi bunları topla. Üstüne şu kutsal tarikatı da kiraladım. Karşıma artık kim gelecek, kaç kişi gelecekler, nereden gelecekler bilmiyorum. Ama bildiğim tek bir şey var. Benim bu savaşı ne olursa olsun yenmek zorunda oldum. 80'lik olan bu. Önden gideceğim birader. Geç bakalım. Siz bize biraz sıkıntı oluşturacaksınız. Orduları artık bu şekilde yönetmek zorundayım. Çünkü çok fazla ikmal sorunu yaşıyoruz diğer türlü. Güzel. Hadi bakalım abi. Yani çok da biri gelmemiş. O söyledikleri gelmiş. Onun dışında da kimse yok. Paramız var. Oho! Allah'ım. Kaç para verdi ya? Bir de papadan da bir... Oy! Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Negev neresi? Negev'e şey yapmam lazım. Negev neresi abi? Ben bunu nereye yönetiyorum? Negev kontluğu. Buradaymış. Burayı da bir ayarla. Oğlum ne geldi öyle ya? Şu an var ya. Ya şahlanış. CTRL 1 ile bastığımda direkt 1'e atayabilseydim EU4'teki gibi çok güzel olacaktı. EU4'te öyle bir olay var. 1'e basıyorsun. Ordu mesela orduyu ayarlıyorsun 1'e doğru. Çok güzel oluyor. Bak bunlarla da şey olduk. Para geldi. 5000 altınım var abi. Bu para ne ya? 5000 altınım var abi. Bu nedir böyle bir şey ya? Bu harbiden ne kardeşim? Bu kadar parayı ben istemiyorum. Bu kadar parayı harcayacağız bunları. Çatır çıtır harcayacağız hem de. Dur bakalım. Kudüs'e bir şeyler yapalım. Geliştir abi. Gaz... Hepsinin seviyesini arttıracağım bir kere. Ama ondan öncesinde binalarını geliştireyim. Ondan sonra seviye atlatıp bir de ekstrem yükseltiriz. Gel değirmeni baba. Gel değirmeni çok önemli bir şey. Bunlar ordugah şehirlerinde gel değirmeni kurmayabiliyorum. Onlar ordugah şehri. Orduları güçlendiren şehirler. Küçük tarlalar yerine buraya gel değirmeni kur. Yok mu gel değirmeni falan burada? Neyse. Şundan ver o zaman. Kahire'ye bir yel değirmeni gider. Su değirmeni varmış burada. Ama yel değirmenim daha iyi sanki ya. Bir de su değirmeni de yaparız buraya. Kahire çok güzel bir yer. Güçlendir abi. Paranın büyük bir kısmını harcadık. Ama daha hala var. Seviyelerini arttıracağız şehirlerin. Çok iyi ya. Bu video bizim için bu bölüm var ya her şeyin rayına oturacağı çok güzel bir bölüm olacak. Ama öncesinde bu Abbasi ordularını bir öldürmem lazım. Aa çok güzel. Arkadan geliyorlar. Abbasililerden Allah razı olsun. Al orayı al. Al bakalım ne kadar alacaksın. Burayı kuşatacak. Abbasililer orayı almaya çalıştı. Çok fena kayıplar yaşadılar. İkmal sorunları yaşadılar şu anda. Abi Dukas hanesiyle kan davasını bitiresim var da. Neden bitirmiyorum biliyor musun? Çünkü stres. Karakterin stres yapmaması lazım. Aha! Lan Bohemia bize kaldı. Lan! Selamünaleyküm. Kardeş nasılsın? Yeni yeni yerler geldi.
Oğlum ben buralara yatırım mı yaptım ben? Bırak geldi falan. Ne oldu lan böyle oğlum birden? Ne oldu lan böyle? Kaslav'ı niye verdin? Kaslav'da altın madeni var. En önemli ya Kaslav ya. Kaslav dışındakilerin çok bir önemi yok zaten. İmparator olabiliyorum artık. Artık istesem imparatorluk kurabilirim. Felaket şeyler geldi ya. Felaket şeyler geldi ya. Felaket şeyler geldi. Bu ne? Çağ atladık ya. Çağ atladık abi. Çağ atladık. Çağ atladık. Bu başka bir şey oldu birden. Dur bakayım. Şuraya bir kere sancağımızı koy. Ondan sonra duvar alanı buraya koyarsın. Duvar alanı hobi olarak yine koy. Sıkıntı yok. Ver abi. Ver abi. Oy oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Oğlum bunlar ne lan? Ne oldu abi böyle? Ben bu toprakları ne kadar iyi olsa da istemiyorum. Bunlar muhtemelen bizimkilerden daha gelişmiş de. Ben bunları vereceğim ya. Varisim oğluma vereceğim. Oğlum yönetsin bu toprakları. Al evladım. Bohemia düklüğünü sana vereceğim. Tahta hazırlansın hem. Bizden iyi olsa da şey yapmak istemiyorum onları. Buff'lar. Artık yönetim bende. Şunu al artık ya. Şunu bir al artık ya. Her şeyden önce şu buff'lar teknolojisini bir alacağız. Çok güzel. Çok daha güçlüyüm artık. Çok daha kudretliyim. Ve çok daha düşmanlarıma karşı öfke doluyum. Gel bakalım. Esaret altına girseler çok güzel olacaktı. Varisini marisini alsaydım. Ama bu kötü oldu ya. Farklı krallıklarda hanedan manadan olayları güzel olacaktı bizim için. Etkisiz mükafatlar var bir sürü. Şunu bir etkileş, etkisiz lan konuşamadım. Neyse anlayan anladı boş ver. Konuşmayı unuttum. Şu etkisizleşmişleri bir yeniden etkili hale getirelim. Tamam. Şimdi artık yaldır yaldır gidebiliriz. Yaldır yaldır gidebiliriz abi. Birleştir. Bu adamı bir rahat bırakın. Bir rahat bırakın bu adamı. Bu adamı bir rahat bırakın bu adamı. Bu adam bir rahat bırakılsın artık bu adam. Habire bu adam bir şey kaybedecek mi ya? Yeter ya. Yeter ya. Vallahi yeter ya. Habire bir şey kaybediyoruz ya. Yeter be abi. Harbiden adamı bir bırakın ya. Adamı bir bırakın ya. Niye surlara saldırı düzenleyemiyorum? O menü kaybolmuş. Böyle çakarlar. Böyle çakarlar. Abbas ünvanını bir kere gasp edeceğiz. Suriye'yi de gasp edebilsin var. Şimdi şunu bir oluştur. Ver birini abi. Çekler biliyorsunuz ya. Benim vereceğim herkes çek olacak. Olmak zorunda zaten. Çek dışındakilere kimseye toprak vermiyorum. Biz bir sadece normal bir krallık değiliz. Sadece bir Haçlı krallığı değiliz. Bir Çek krallığıyız aynı zamanda. Çeklilerin yönetiminde söz sahibi olduğu bir krallık olacak. Milliyetçi bir krallık olduğumuzu zaten söyledik. Öyle de olmaya devam edecek. Şu Vasit'i de birine ver. Tamamdır. Şimdi elimde o kadar fazla kültürel prestij varken kültürü reform edebilirim artık. Savaş nerede abi o? Muharebe yağmacıları değil, paralı askerler değil. Nerede benim o çok sevdiğim özellik? Sınırsız savaş özelliği. Burada değil. Bölgeselde mi? Sosyalde mi? Kılıç soru. İşte bu. Kılıç soruna geçiyoruz abi. Artık istediğim kadar kutsal savaş açabileceğim. Bu müthiş bir şey. Çok güzel. Şimdi Kudüs'ün seviyesini arttır. Upgrade et. Şunun da seviyesini arttırabiliyor muyum? Hayır. Gazze'yi arttır. Arttırabildiğim her yeri arttır. Zaten yapacağım yatırımları yaptım. Papa'dan bir de para alayım. Papa para versene.
Şu an alamıyorum. 1173'te alacağım. Macar krallığını da alayım mı? Premisitler yok bak burada bak. Premisitlerden birini geçirmek zorundayım buraya yine. Zorunda değilim de bu benim için bir önemli bir şey abi. Bir premisit geçmesi lazım oraya. Abi bana sarayıma gelsin. Kadın değil erkek olacak ama. Premisit. Nasıl hiçbir premisit yok ya gelecek. Prens Yakup Macaristan. Ya yine mi stres kazanıyorum? Allah'ın belası oyun. Frankia'nın da gücü fena değil ha. Bizim kadar iyi durumda değil ama. Halife Faysal. Sünni halifeliği. Ver ver. Seninle daha zaten 15 sene sonra savaşırız. Acelemiz yok. 750 altın iyi para oğlum. 750 altın iyi para. O parayı değerlendireceğim. İyi para abi. Güzel para. Şimdi kimlere saldıracağım? Artık Kudüs olarak zaten Haçlı İmparatorluğu yolunda ilerlememizin yeri ve zamanı geldi artık. Bu bölgeyi kontrol ettikten sonrasının çok da bir önemi yok. 58 yaşımızdayız. Sağlık iyi. Sıkıntımız yok. Saldıracağız. Sadece şu sınırsız krallık şeyini açtığımızda benden sonraki evladım artık bu işi halledecek. Sınırsız krallık savaşı açıldığı anda benim çocuk zaten abi direkt olarak artık bu Haçlı İmparatorluğu'nun kurulmasını sağlayacak. Düklüklerle uğraşmayacak o direkt. Krallıklarla uğraşacak. Abi artık bu adamı bırak. Her özelliğimi stres kazandırıyor ya. Her özelliği stres kazandırıyor adamın. Nasıl bir özellikse. Her şey stres kazandırıyor ya. Köylülerdir bunlar. Başka bir şey değildir. Aynen düşündüğüm gibi. Irak köylüleri. Yakala ordusunu. Çok daha rahat alabilmemiz gereken bir savaş normalde bu. Benim ordum aşırı güçlendi çünkü. Ama bayağı bir zor aldık. Zor aldık. Çok daha rahat almamız gerekiyordu bence. Kaçma lan kaçma. Hem savaşı hem kaçıyorsun ya. Sancağını da yok ettim. Sancak mancak yok size artık. Döv abi. Artık dövdürme işlerine başlayabiliriz. Başlatmayın saray görkeminize. Vahşi ayı postu. Şövalyeye nasıl o kadar bonus verebilir lan? Bir tane vahşi ayı postu alt tarafı yani. Verdiği şeye bak. Verdiği şeye bak harbiden yani. Bir tane ayı postu alt tarafı ya. Güzel mükafat yenileyebiliyorum artık. Şunu alabilir miyim? Şekil bakayım. Şu. Abi onu değil ya. Diğerini alacaktım. Bunu yok et. Şunu alacağız. Daha iyisi varsa ama daha iyisi varsa da alırız yani. Yok daha iyisi falan yok. Güzel. Birazdan iç savaş yaşayacağız. Bizim çocuk da ülkeyi yönetmeyi öğreniyor. Parası da var. Oğlum o topraklardan gayet güzel gelir alıyor bu arada. Bizim çocuk. Doğru değil abi. Sağlam gelir alıyor harbiden. Güzel. Bu toprakları da aldık. Düklüğünü de ben oluşturmayayım ya. Düklüğünü de artık kim yönetecekse oluştursun abi. Burayı da yönetici oluştursun. Her şeyi de ben yapmayayım artık. Değil mi? Her şeyi de biz bu adam yapmayı versin ya. Biraz kendileri hak etsinler. Güzel. Direkt ordusunu yakalasam çok daha benim için güzel olacaktı ama olmadı. Dindarlık almamız lazım. Çünkü ne kadar savaş açacağımı biliyorsunuz. Bunların hepsi için dindarlık gerekiyor. Verdim lan hadi bakalım. Para şu an artık bizim için dert değil çünkü artık. Para rahat bulabileceğimiz bir şey. Para konusunda sıkıntımız yok. Boğuluyorum. %60'la kurtulayım bu arada ya. %60'la da kurtulsun da abi karakter ya. Oğlum ben seni idareci olarak yetiştirdim. Çocuk deli çıktı ya.
Bunu idareci olarak yetiştirdik. Çocuğun yeteneğe bak. Sen nasıl bir idarecisin? Sen nerenin idarecisin? Sen nereden kazandın bu kadar idareciliği ya? Nasıl bu kadar kötü olabilirsin ya? Varisin var mı senin? Tambur. Hayır. Yok artık. Biz ne savaşındayız? Otorite savaşını çıkaracak. Ne yaptın birader sen? Çıkar beyaz barış şunları. Sal adamları. Yani gerçekten inanılmaz ya. Yavrum yani bu kadar kötü de olma ya. Bu kadar kötü de olma ya. Bohemia'yı vereceğim başkasına tabii ki de. Biz Bohemia'da ama çocuğa vereyim bari. Kambur mambur yönetsin abi. Hatta kardeşlerim varsa kardeşime vereyim. Erkek keşke bunu yapsaydım kral. Keşke bunu kral yapsaydım. Keşke bunu yapsaymışım. Bu kadar da kötü olmazsın ya. Karıyı boşayamıyoruz. O büyük problem. Papa. Papa yetiş ya papa. Yetiş ya papa. Yetiş ya papa acil. Durumlar çok daha kötü. Lan oğlum Allah'tan paraya ihtiyacımız yok falan dedik. Hemen bir çıkardılar sorunu yani. Hemen bir şeyi çıkardılar. Allah'tan bir paraya ihtiyacım yok dedim. Gelen adama bak. Ülkenin başına geçen mala bak. Olsun şunu oluşturacağım yine de. Allah'tan yok dedik. Ülkenin başına geçen dingile bakın ya. Vallahi bu kadar da yeteneksiz biri olamazsın ya. İstesen de olamazsın ya. Böyle bir adamdan bu kadar mal nasıl çıkar ya? Deli olmuş bir de. Şunu boşamak zorundayım. Ya da öldüreceğim. Ya boşayacağız ya öldüreceğiz artık. Seçenekler karıya kalmış. Seçenekler artık kadına kalmış. Bavyeralı Birliği'ni kiralamış bir de adam şey için. İç savaş için. Oğlum o kadar mı düştük lan? O kadar mı düştük be oğlum? Yani gerçekten bu kadar mı düştük be? Bu devlet bu kadar düşemez. Bu da stres kazanıyor her şeyden. Bunun da stresi kötü. Bu da çok kötü. Gelsene şuraya artık hadi. Bu da çok kötü. Ve bu öyle bir kötü yönetici ki şu an orduyu toparladığımda eksiye düşüyoruz. Bu çok kötü bir yönetici. İdareciliğini arttırmam lazım bu adamın. Ya kraliçeye bunu vermeye gerek yok. Zaten öldüreceğim ben direkt. Zaten ben direkt öldüreceğim. Önemi yok bunun için. Sen de para ver lan. Aldım hiç önemi yok. Para daha önemli. 600 altın önemli. Para önemli. Şimdi bana isyan eden kim? Daha düşük kontlu kontrolü istiyorlar. Sen isyana katılmamalısın bir kere. En güçlünüz bu mu? Evlilik yapabilir miyim diye düşündüm de yapamıyoruz. Şuna verebilirim belki oğlumu. Yani. Şuna vereyim. Bunun da yok. Sana verelim. Sana verelim ya. Sana bilemedim. Versem mi? Verdim gitti. Zaten bu çocuk şey yapamayacak. Güç olarak çok fazlalar ya. Topraklarımı pay etmek zorunda kalacağım. 3 toprağa vermek zorundayım ya. Sırf bu salak olduğu için. Bizantiyon'dan niye bu kadar ceza yiyoruz? Burayı vereceğiz. Burayı vereceğiz arkadaşlar. Birine ver. Gazze'yi vermeyeceğim tabii ki de. Düklüğü de vereceğim. Vereceğim kişi bu değil ama. Şu. Şunlara vereceğim.
Daha hala mı yani? Hala mı? Bu kadar da değil ya. Kahire'nin düklük ünvanını oluşturayım. Benim oğlana vereyim burayı da. Hayyumu. Mecburen. Benim oğluma vereyim. Bundan alırım maldan zaten. Anasını öldürünce. Ver abi. Tamam. Daha hiçbir sıkıntımız yok. Mecburen vermek zorunda kaldık. İsyan misyan daha problem değil abi. Kim isyan edebilir daha? Hadi edin. Hadi edin. Hadi. Hadi. Götü yenesin hadi. Hepinize bir idam etmiyor muyum ben sizi? Hadi bakayım. Hadi bakayım. Tamam, kara öldü. Şimdi daha iyi birini bulurum. Ya zeki biri lazım ya. Ama 40 yaşında bu olmaz. Artık vereceğimi verdim zaten. Aldım bunu. Nişanlı mı? Ya neyse. Sıkıntı yok. Size boyun eğeceğimi falan zannetmiyordunuz herhalde yani. Öyle bir şey zaten mümkün değil. Konuşlu değil bu adam. Kardeşim senin mekanı yapacak bir şey yok. Bizim çocuğa verdik. Olduğu kadar. Gel bakayım. Dimyat'a pirince giderken bakalım elindeki bulgurdan da olacağım mı? Göreceğiz. O karıyı iyi ki aldım bu arada yenisini. Çünkü zeki özelliği var ve bana lazım olan bir şey bu. Zeki bir tane varis yapamadık bugüne kadar. Yapmam gereken bir durumdu bu. Yapamadık. Yapacağız ama artık. Artık yapacağız. Düşmeden alır mıyım? Aldım. Aa düştü. Ben düşmeden aldım zannetmiştim. Papa, seninle aramız ne durumda? Versene alt. Niye isteksizsin sen ya? Ayıp be kardeşim. Ayıp be kardeşim. Ben bunları full muharebede döveceğim ya. Kuşatma yapmamıza gerek yok. Kuşatmaya hiç gerek yok. Döve döve bunları dayak arsız yapacağım. Geri zekalılar. Size o mülklerin hepsini ben verdim. Ben olmasam sizin hiçbir çabanız yoktu. Tamamıyla her şeyi ben kendim hak ettim. Kendim kazandım ve kendim size armağan ettim. Ben. Oraları size verdiğim gibi almasını bilmiyor muyum? Bilmiyor muyum? Fransa Krallığı. Bunlarla bizim soyumuz kesişmiş olsaydı ünvan talep et derdim direkt Frankiye İmparatorluğu için. Soyda bir kesişme yok galiba. Bizim bazılarında var ama İmparatorluğu Fransız Krallığını almak için bir şey yapmışlar. Ama onlar galiba bunlar Fransa Krallığından kurmadılar. Lotaringia'dan kuruldu ya ondandır belki. Soy kesişmesi yok. Fransızlardan kurulmadı çünkü orası. Güzel. Hemen boy boy. Boy boy varisler istiyorum bak. Niye baştan çıkaramıyorum ya? Ney? Allah'ın belası oyun. Yani bu da mı başıma gelecekti? Bu da mı başıma gelecekti? Ben de niye olmuyor diyorum. Bu da mı başıma gelecekti ya? Her bir hareketin falso mu olur ya? Her bir hareket falso mu olur arkadaş ya? Her bir şey falso mu olur ya? Hiçbirini şey yapmayacağım bu arada. Zayıf koz alacağım hepsinden. Hiçbirinin topraklarına el koymayacağım. Sürgün de etmeyeceğim. Neden böyle yaptığımı anlayacaksınız. Bu çocuk bir daha ileride isyan edebilir. Hiç problem değil. Bu bana ekstra vergi katkısı verecek şimdi. Ekstra vergi verecek bana bu. Şam'daki de aynı şekilde. Zayıf sürgün etmeyeceğim. Hak iddialarından feragat edecek. Üstüne zayıf koz. Böylelikle ne olacak? Ben bunların hepsinden daha yüksek vergiler alacağım. Askere ihtiyaç yok. Milis istemiyorum zaten. Beyrut'takileri biz bir düklük altında birleştirmemiş miyiz ya? Ya da bunlar kendisi bölünmüştür.
Sana yine hak iddiaları ve zayıf poz. Ve üstüne üstlük şunu da ayarlayacağım. Bir de sana buradakinin ünvanını vereceğim. Lübnan Düklüğü'nü. İstersen hobi olarak bir sonraki şeyde bir daha isyan edebilirsin. Sefer mevsiminde bir daha isyan edebilirsin. Canın nasıl isterse. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Senden de para alırım. Nerenin düküsünden? Kufa dükü. Oğlum daha seni yeni oranın sahibi yaptım lan. Daha seni yeni oranın sahibi yaptım lan. Böyle dengesiz. Seni ben oraya daha yeni oturtturdum. Hemen mi isyan ediyorsun? Ha şimdi oturdunuz lan siz hepsiniz. Hepiniz yeni oturdunuz ya. Nereden isyan etme aklınıza geldi, ben onu çözemedim. Diğerleri neyse eder de ben daha şimdi yeni yurdunuzu daha size yeni verdim. Halep'teki de aynı şekilde, daha şimdi verdim sana burayı. Ben olmasam siz buraların sahibi değildiniz zaten. Sizin vereceğiniz vergi falan. Bana ne istiyorsam, istersem tamamını isterim lan. Oğlum siz kimsiniz de bana şey yapıyorsunuz? Oraların sahibiyseniz benim sayemde zaten. Bak bu da aynı şekilde. Daha yeni verildi bunlar size. Madem şey yapmıyorsun, seni sürgün ediyorum. Seni sürgün ediyorum artık, bu toprakların yöneticisi değilsin. Sana kozum yok. Kimseyi de idam etmedim, kimsenin de topraklarını almadım. Güzel. Artık buralarda bizi. Şuraya bir şey yapasım var da. Leon'da mesela bak burada yine. Ya bu Endülüs bizim olması gereken bir noktaydı. Öyle olmadı bu işler. Olması gerekiyordu. Böyle olması gerekiyordu. Olmadı. Hak ettiklerimizi yapamadık. Şu kültürel şey girdi mi devreye? 15 yıl daha var. O devreye bir girsin, o zaman görüşeceğiz. Krallık için savaş açamıyorum henüz. Şanlı değilmişim. O zaman şan kazanalım o zaman kardeşim. Şan kazanmamızın zamanı geldi diyeceğim de. Benim acilen vergi gezisi yapmam lazım. Bunu yapmadım. Uzun bir zaman oldu. Bu seride bir kere bile yapmadığım bir şeydi bu. Bu sefer yapacağım. İptal et. Bir vergi gezisi toplayalım ya. Bu seride hiç yapmadım. Şuraya, şuraya, şuradan şöyle yukarı doğru git. Tamam. Hadi buradan da buraya git. Devam et. 2400. Ne kadar çok istiyor ya? Ve niye bu kadar tehlikeli? Niye bu kadar tehlikeli? Kaptana gerek yok bir kere. Nehirci, çöl savaşçısı. Çölcü lazım bize, tamam. Bunu kendim farklı şekilde dizayn edeceğim, bir daha yapacağız. Büyük turnuva değil, gezi. Vergi gezisine devam et. Bu kadar kalabalık değil de şöyle sadece şu yukarı doğru hareket edeceğiz. Paralı asker ve çöl savaşçısı. Prestij kazandırıyor. Gereksiz. Çık bakalım. Vermeyeceğim. Para vermem. Asla para vermem. Hadi bakalım. Bunlardan güzel bir para toplayacağımı umuyorum da. Verdiğimi geri alırım inşallah. Çok para istedi çünkü. Çok para istedi. Haraç vakti. Güzel. Mekanlar birbirine çok yakın. İngiltere'deki gibi değil burada. Yok artık. %18 şansla ölmeyeyim yani. %18 şansla ölseydim mevzu çıkardı. Güzel, varisim işte bu. Şey olmadı ama, tam istediğim tarzda olmadı ama olduğu kadar. Amazon gibi özelliği olsaydı o çok daha güzel olacaktı. Olmadı. Yapacak bir şey yok. Hadi abi. Stres kaybet. Hem bununla stres de kaybediyoruz bak. Müthiş. Çok güzel. Gezilere çıkmak lazım. Benim bir önceki şeylerde niye çıkmadım hocam? Niye aklıma gelmedi lan bu? Mesela az önceki hükümdar çok stres kazanan bir hükümdardı.
Gezilere çıksak stresini silerdik. Benim hiç aklıma gelmedi. Hiç yorumlara da yazan çıkmadı. Bilmiyorum niye benim hiç gelmedi aklıma ya. Bana gelmiyor. Beni ilgilendirmez. Verin abi. Ver 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 ver. Başarı oranı artsın. Güzel. Elimdeki az toprağa rağmen çok iyi durumdayız. 15 yıl sonra var ya o zaman göreceksiniz siz. Siz bir de bu krallığı 15 yıl sonra göreceksiniz. Asıl olay o zaman başlıyor. Şu krallık savaşları bir açılsın. Krallık savaşları bir açılsın o zaman göreceksiniz. Var ya felaket şeyler yaşanacak. Haçlı Krallığı'na doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Ama harbi yavaş gidiyoruz yani gerçekten yavaş gidiyoruz. Yavaş olsun. Aceleye gerek yok. Acele işe şeytan karışır kardeşim. Ne gerek var acele acele? Devam. İyi parayı çıkardık en azından da parayı oradan mı çıkardı kendi günlük gelirimizden mi geldi bilmiyorum. Benim için en iyisi köpeğin gelmesi oldu. Kedi gelse daha iyi. Kedinin sağlığımızı çok daha iyi arttırdığını biliyorum. Kedi gelse çok daha iyi olurdu ama. %2 şanslı öldüm. %2 şanslı öldüm. Ben bunu kabul etmem. Ben bunu kabul etmem. %2 şanslı öldüm. Alt F4 çekiyorum. Kapatıyorum videoyu. Ben bunu kabul etmem. %2 şans. Ben bunu kabul etmem.